Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende eşlik ve benzerlik konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün eşlik ve benzerlik gibi çok önemli bir konuyu yapacağız. Ve programımıza her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi bakalım ilk önce. Geçen hafta üçgende açı kenar bağıntıları yapmıştık ve demiştik ki haftaya çok önemli bir konu var. Hatta geometrinin en önemli konusu üçgende eşlik benzerliktir demiştik. Ve bugün de 11 Nisan salı itibariyle de bu dersi yapıyor olacağız. Haftaya bayram tatili ve ara tatil birleşiyor. Çok güzel bir 9 gün tatilimiz var. İnşallah diyelim ve sözü fazla uzatmayalım. Hemen ödevi söyleyelim sonrasında geçelim. Ödev olmazsa olmaz. Bayram tatiline kadar bitene kadar bunları lütfen asılın. Yani çok fazla çalışın. Çünkü burası açırı önemli bir konu. Diyorum ya geometrinin en önemli konusu Bak temiz gene 205'ten başlıyor. Test 16'dan başlıyor. 16, 17, 18, 19, 20, 22. Tales benzerliği ve üçgende eşlik benzerlik konusu. Yeni nesil tarzda sorularla gördüğün gibi ekstra testlerle devam ediyor. Sonrasında da çok güzel iki tane tarama testim var. Bunları yapıyorsun. Sonra yardımcı elemanlara geçeceğiz bayramdan sonra. Yani ara tatilden sonra arkadaşım. O yüzden Bayram tatilinde bence sen bu eşlik benzerliğin altından gir, üstünden çık. Çünkü çok önemli bir konu. Yine tekrardan söylüyorum. Sözü fazla uzatmayalım. Bugün eşliği yapacağız, teoremlerini göreceğiz. Benzerlik yapacağız, benzerlik teoremlerini göreceğiz. Ve iki tane özel benzerlik teoremi var. O da temel orantıyla tales var. Bir de tabii ki de kelebek dediğimiz halk ağzında bir teorem var. Onu da göstereceğiz. Hemen başlayalım arkadaşım. Eşlik nedir? Eşlik karşılıklı açıların birbirine karşılıklı açıların ölçüleri ve karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olan üçgenlere eş üçgenler Bakın açılar eş olmakla birlikte bitmiyor arkadaşım. Mesela çift çizginin karşısıyla çift çizginin karşısı eşit olacak. Tek noktanın karşısıyla tek noktanın karşısı eşit olacak. Tek çizginin karşısıyla tek çizginin karşısı eşit olacak arkadaşım. Bunlar eşit olduğunda ne diyorum? O zaman ABC üçgeni DF'ye eşit diyorum. Yalnız bunu şöyle halk ağzıyla sallama bir şekilde yazmıyoruz. Nasıl yazıyoruz? A, D'ye eşit bir açı. A, D. ilk harfler bunlar. B'yi yazdıysam ikinci harf. Bu tarafta E olacak. C'yi yazdıysam bu tarafta F olacak. O zaman ne diyorum? Böyle bir şey söylüyorum. Ve eşlik göstergesi nedir arkadaşım? Dalga altında da eşlik, eşit işareti var. Bu gösterimde harflerin yazılışı önemli. Çünkü her bir köşe bize diğerinin hangisinin köşesinde eşit olduğunu söylemiş oluyor. Şimdi arkadaşım size çok özel bir atasözü söyleyeceğim. Lafın tamamı deliye söylenir derler. Yani pratik bir zeka olacaksın. Bir şeyi az söyledin mi sen öz anlayacaksın. Yani onu kafanda tamamını anlayacaksın. İşte eşlik konusunda benzerlik konusunda tam böyle bir konu. Hiçbir zaman sana al evladım üç tane açı al evladım üç tane kenar Bak bakalım eşitler mi eşitler. O zaman yapıştır eşitliği deyip olmaz arkadaşım. Ne var arkadaşım? Şöyle bir şey var. Açı kenar açı verecek sana. Bir daha doğrusu kenar açı kenar verecek. Özür dilerim. Açı kenar açı birazdan gelecek. Kenar açı kenar verecek. Kenarı verecek. Diğer kenarı verecek. Ve bu arayı oluşturan açıyı verdiği anda otomatikman bu kenarda eşit olmak zorunda olacak. İşte biz iki, iki üçgenin karşılıklı iki kenarın uzunlukları ve bu kenarlar arasında kalan açı ölçüleri eşit ise bu üçgenleri eşit üçgenler diyorum. Ve burada eş üçgenler eşit üçgenler dersem arkadaşım unutma ne yapacaksın? Açıları da hemen yerleştirebilirsin. Bakın burası çift çizgi açısı olacak. Burası çift çizgi. Burası da tek çizgi açısı olacak. Ve yazarken de yine bakın A, D, y, E, bakın B, E, Y, gördüğün gibi. C de F'ye eşit olacak. Bunu unutmayalım. Demek ki bir daha söyleyelim. İki kenarın birbirinin aynısıysa aradaki açıda aynıysa otomatikman karşısındaki kenar da aynı olacak. Kenarları hallettim. Açıları da yine eşit olacak. Aklında olsun. Hemen bakın ne diyor? A açısıyla bakın A açısına nokta diyelim. D açısına nokta diyelim. B açısına çift çizgi diyelim. F açısına çift çizgi diyelim. Bakın ters oldu bu sefer. C açısına Gördüğün gibi tek çizgi diyelim. Ev açısında yine ne olacak? Tek çizgi olacak. O zaman arkadaşım üçgenimin bütün açıları eşit mi? Zaten eşlik olduğu için eşit olmalı. Yetmedi. Karşılarındaki açılara karşılık gelen kenarlar da eşit olmalı. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum bak. Tek çizginin karşısı 3x-4 mü? Evet. Burada ne? 20. O zaman at 4'ü karşıya. 3x eşittir artı geldiği için 4, 24 oldu mu? Her tarafı 3'e böldüğünde etti mi sana 8? Bu tarafa geldim. Bak şimdi bir diğer, diğer şeyini yapıyorum. Çift çizginin karşısı 14 mü? Evet. Çift çizginin karşısı ne? 2 x 4. X 4'ü e attım karşıya. 18. E ikiye, Her tarafı 2'ye böldüm. Y eşittir kaç çıktı? 9 çıkmış oldu. İşte bu kadar. Bana ne soruyordu soruda? Bana sorduğu şeyde ikisinin toplamını soruyordu. Hemen onu da şu farklı kalemle yapalım. X artı Y eşittir soru işaretiydi. O zaman ne ben ne buldum? 8 artı 9'dan dolayı cevabımı 17 olarak bulmuş oldum. Geldim. Biraz önce dilimin sürçtüğü e, benzerlik şey eşlik kuralına. O da ne? Açı kenar açı eşlik durumu. İki üçgenin karşılıklı iki açısı ölçüleri ve aralarında kalan kenar birbirine eşitse biz bunlara eş diyoruz. Bakın arkadaşım. Şimdi iki açım eşit mi? Evet. Kim eksik? Çift çizgi eksik. E, çift çizgiyi de ben yazdım. Çünkü ikisi aynıysa üçüncü açılarda 180'e tamamlayan olduğu için eşittir. Bakın çift çizginin karşısı eş. Bakın açılar eşit olduğunda hemen çift çizginin karşısına bakıyorum. Çift çizginin karşısı. Çift çizgi kenarı. Ha diyorum ki o zaman bunlar eşittir. Bakın A D ile B E ile C F ile aynı açıları sağlıyor mu? Sağlıyor. İşte eşlik işareti de var mı? Var. O zaman demek ki ben burada iki tane açım varsa üçüncüsü eşit olduğundan dolayı hemen oradan eşliği kovaladım. Ve çok önemli bir tabirim var burada. Geçiş doksanı. Bakın bunu başka bir yerde duyma şansınız çok nadir. Geçiş doksanı diye bir tabir kullanıyorum. Neden? İki dik üçgen varsa ve arada da dik açı varsa o zaman bakın burası tek çizgi burası çift çizgi. E tek çizgili çift çizginin toplamı 90 mı? Evet. Burada 90 olduğuna göre doğru açım 180 olduğuna göre o zaman burası tek çizgi ise 90'a tamamlaması için buranın çift çizgi olması gerekiyor. E çift çizgi tek çizgi 90 olduğu için burayı da yaptım. Bakın bu 90 ne 90 o zaman benim için geçiş. Nasıl bir geçiş? Çift, tek, tek, çift, çift, tek. Gördün mü? Yani beni çiftimi buraya aktarıyor. Geçiş yaptırıyor. 90, 90 arada bir 90 varsa geçiş 90'ı aklında kalsın. Böyle bir tabir kullanırsan hemen pratik bir şekilde bulursun Devam edelim o zaman. E gördüğün gibi bu iki üçgen eş mi benzer mi bilmiyorum. Açılar aynı olunca eş olmuyor direkt. Hemen karşılıklı kenarlara bakacağım. Bu arada soruda bana BC, ED eşit demiş. BC şurası, ED burası. Aa bir dakika. Çift çizginin karşısı çift çizgi, çift çizginin karşısı çift çizgi. O zaman bunlar nedir? Kesinlikle eştir. O zaman tek çizginin karşısı 24 ise burada da tek çizginin karşısı 24 olacak. 90'ın karşısı 30 ise bu üçgende 90'ın karşısı 30 olacak. E ben daha e, dik üçgenleri bilmiyorum ama çocukluktan beri bildiğim 3, 4, 5 var. Katları da olur. Mesela 8 katı ya da 6 katı. 6 katı 18, 24, 30 üçgeni de vardır. İşte bu bundan dolayı da benim ED ya da BC'm 18'dir. Bana ne soruyor? BD'yi soruyor. O zaman nedir BD? BD eşittir. BD eşittir. 10 10 e, değil de 24 artı 18'den dolayı ne olmuş oldu? BD eşittir. 42 olmuş oldu. Ve bu güzel soruyu da bitirmiş olduk. Ne öğrendik? Geçiş 90 diye bir şey var. Bunu da öğrenmiş oldum. Geldim. Üçüncü ve son kuralıma. O da ne arkadaşım? Kenar 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 kuralı. Kenar kenar kanalında da şöyle bir şey var. Üç kenarın birbirine aynıysa otomatikman sen yüzde birbirine eşsin. Yalnız burada tek çizginin karşısında tek çizgi olsun. Çift çizginin karşısında çift çizgi olsun. Üç çizginin karşısında da nokta olsun. E tabii ki de üç çizginin karşısında nokta. Çift çizginin karşısında çift çizgi. E tek çizginin karşısında tek çizgi olacak arkadaşım. Yine eşlik var mı? Var. Kenarlar aynıysa kenar kenar kenarda kenarlar aynıysa. İçindeki açılar da aynı olmak zorunda ve karşılıklı olmak zorunda. Bakalım şimdi ne var? Burada tek çizgi, çift çizgi, dalga kenarı, tek çizgi, çift çizgi, dalga kenarı. E bunlar eşler. Eşse arkadaşım dalgayı gören 89 burada da dalgayı gören 89'dur. Burada çifti gören 59 sa burada da çifti gören 59'dur. E arkadaşım 59, 89 da ne etti? 144. O zaman buraya ne kaldı? 36 derece kaldı. Bu arada 144 değil, 148 oldu. 148 olduğu için de buraya ne kaldı arkadaşım? 36 değil, 32 kalmış oldu. Bakın 32 olduğunu buldum, buranın da 32 olduğunu buldum. Bana ne soruyordu burada? ADC'nin ADC bu açının kaç olduğunu soruyor. Hemen bizde. ADC açısının ölçüsü neymiş arkadaşım? 32 32 64 dereceymiş. Bunu da söylemiş olduk. Geldim. Çok 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 kaliteli bir soruya geldim arkadaşım. Bak şimdi 72 AB AC'ye eşit bir ikiz kenar diyor. İkiz kenarsa arkadaşım şu açım şuraya eşittir. Bak şimdi 72 var. E, bu açılar birbirine eşitse o zaman alfa artı alfa artı 72. Burada soruda alfa varmış. Beta diyelim. Beta artı beta artı 72 derece 180 derece mi? Evet. O zaman 2 beta derecesi 108 derece mi? Aynen. O zaman beta eşittir 54 derece mi? Evet. Şimdi ben buraların 54 olduğunu buldum. Bak 54 derece. 54 derece. Şimdi arkadaşım bir şey dikkatimi çekiyor mu? Çift çizgi, tek çizgi 54. Çift çizgi, tek çizgi 54. E bunlar birbirine eş. Eşse arkadaşım o zaman üçüncü kenarları da birbirine aynısı olmalı. Hatta ve hatta çift çizgiyi gören çift çizgi, tek çizgiyi gören tek çizgi, 50, dalgayı gören 54. E çift çizgiyi gören çift çizgi, tek çizgiyi gören tek çizgi. Ben bir şey fark ediyorum. Tek çizgi, çift çizgi 54'ün toplamı 180. E burası doğru açı. E doğru açıysa çift çizgi tek çizgi 54'ün toplamı 54 derecenin toplamı 180 değil miydi? Of! Bak geçişe bak. Tek çizgi çift çizgi 54. Tek çizgi çift çizgi 54. İç açıların toplamı üçgenin doğru açı. 180 x de 180 olduğu için 54'ü yapıştırdım. Bu arada dalga dalgadan dolayı burası alfa değil mi? E burası da alfaydı zaten. 54 de geldi işin içine. Alfa artı alfa artı 54 derece eşittir nedir? 180 derece. O zaman ne oldu? 2 alfa eşittir. 50 çıksa 130, 4 çıksa 126 derece. Her tarafı ikiye bölersek alfanın 63 olduğunu bulmuş oldum. Ve gerçekten de muazzam bir soru. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Çok tarz, çok tarz, çok tarz bir soru. Lütfen bu tarz soruları kaçırma. İşte geldik ikinci kısma, benzerlik kısmına. Neredeyse aynı şeyleri söyleyeceğiz. Sadece karşılıklı açılara eşlerken karşılıklı uzunluklar da eşit diyorduk ya eşlikte. Bu sefer orantılı diyeceğiz. Yani fotokopi makinesine ben bu kağıdı komple koyuyorum. Diyorum ki yarıya küçültüyorsam bütün açılar, bütün harfler olduğu gibi duracak. Yalnız kenarlarım, harflerimin büyüklükleri küçülecek. Küçük dediğim için küçülecek. Büyüt dersem de her şey aynı şekilde duracak. Sadece büyümüş olacak. Başka da bir action yok. Burada dikkat etmem gereken başka bir şey. Burada da bakın eşlikte eşitlik ve dalga vardı. Burada da sadece dalga var. Yine harflerin sırası çok önemli. Unutma burada iki üçgeni karşılaştırırken de biz kenarları oranlarken mesela çift çizginin karşısı BC bölü çift çizginin karşısı bu tarafta da EF eşittir. Tek çizginin karşısı bakın AC yani üstlerde bu üçgenle başlasan diğer üçgen diğer tarafta da yine bu üçgenle başlamalısın. Peki burada ne dedik bu arada? AC dedik. AC ise burada da DF olacak. Ben iki tanesini yazdım. Gördüğün gibi AC DF ile BC ile EF ile eşit. Bitmedi. Bunların hepsinde neye eşit? Bir aynı orana bu oran ne? Benzerlik oranı diyoruz. Şimdi bakalım ne diyor? Benzerlik diyor. Benzerlik varsa arkadaşım çok dikkat et. Bana 80 derece vermiş. Nasıl benzerlik kurabilirim? A açısı D ile eşit olacak. A açısına alfa dersem D açısına da 80 demiş. Tamam ben de o zaman buraya 80 diyeyim. Çünkü A A köşesi D köşesinin aynısıymış. B köşesini bilmiyorum. B köşesine çift çizgi diyeyim. Bakın çift çizgi dedik. Diğer tarafta da F köşesi çift çizgiyi görüyor. Burada C tek noktayı görüyor. Buradaki E de tek noktayı görüyor. Şimdi bu üçgenler benzerse o zaman bakın çiftin karşısı 9'u yazdım. Bu üçgenden başladım. Burada çiftin karşısı 6'yı yazdım. Bu üçgenden başladığım için 80'in karşısına 15'i yazdım. Bu üçgenden devam ediyorum. 80'in karşısında X var. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi arkadaşım çok dikkat et. Çok dikkat et. 15 ile 6'yı çarparsan içler dışlarda 90 eder. 9 kere 9, 9 x de 9x olur. Her iki tarafı 9'a bölersen x eşittir 10 olmuş olacak. Soruyu bitirdik mi? Tabii ki de hayır. Çünkü daha x'i bulduk. X'im neydi? Benim için 10 dereceydi. Bu arada alfa kaç derecedir diye soruyor. Onlar da D ile A köşesinin eşliği olduğu için ondan da 80 derece Demiş oldum. O zaman toplamları da ne oldu? 90 derece yani bir dik açı olmuş oldu. Şimdi arkadaşım benzerlik teoremlerine geçiyorum. Ne demiştim? Eşliğin neredeyse aynısı. Tek bir fark var. Orada eşit, burada oranlı. Kenar açı kenar. Anlatmaya gerek yok. Kenarlarım oranlıysa, ama çok dikkat etmen lazım. Kenarların oranlıysa, aradaki açı da eşitse, o zaman bunlar kesinlikle benzerdir diyeceğim. Bak şimdi aşırı dikkat edin. Çok dikkat edin. Burada bir 4 var. Şurada bir ortak açı var. Bu açının sağında 4, solunda 10 var. Nerede? Bu üçgen ADC üçgeninde. Bakın ADC üçgeninde 4 var, 10 var, hatta diğer kenarımda 12. Şimdi ben öyle bir şey yazacağım ki hangi üçgen için burada bir de büyük üçgen var. Bakın. Büyük üçgende ne var? A, B, C üçgeni var. Çok dikkat şimdi. Çok dikkat. Çok önemli bir mevzu. 25'e 10. 2,5 katı mı? 2,5 katı. 4 ile 10 arasındaki ilişkide 2,5 kat mı? Evet. O zaman küçük olanı bunun altına yazsam. Büyük olan 25'i bunun altına yazsam. Eşitler mi olur? Eşit olur. Bakın sadeleştir. 2 bölü 5 sadeleştir 5'e böl 2 bölü 5. O zaman bunlar kesinlikle şu küçük üçgenle şu büyük üçgen kesinlikle benzerler. Ve benzerlik oranında nedir arkadaşım benzerlik oranı? 2 bölü 5'tir. E o zaman benim için soru bitti. E gördüğün gibi çiftin karşısı 12 çiftin karşısı x. O zaman ne yaptım? 2x eşittir 60'tan dolayı x eşittir 30 derece olmuş Oldu. Hocam bunu yazmak zorunda mıydık bu arada? Tabii ki de değilsin. Ne yapacaksın? İstersen yazarsan küçük sayılarla uğraşırsın. Yazmazsan da sadeleştirmeye falan yaparsın. Oradan da yürürsün yine. Hatta 4'ün 3 katı 12. 10'un 3 katı 30 olacak diye söyleyebilirsin. Geldik kenar kenar kenara. 3 kenarımın 3'ü de birbiriyle oranlıysa... O zaman ben hemen eşliğin iç açılarını da eşitliğini... Daha doğrusu benzerliğin iç açıların eşitliğini yazarım. Ona göre de hareket ederim dedim. Ve buradan da sorumuzu görsek daha iyi olur. Hemen bakın benzerlik oranı 3'e 7 olan yani arkadaşım bize söylediği şey şu bakın. Bir tane üçgen var. 3K 3M 3 ne? Başka bir üçgen var. Büyük bir üçgen. O da neymiş? 7K 7M ve 3M olarak karşıma çıkıyor. Büyük üçgenin alanının çevresi yani 7K artı 7M artı burası 7 olacak bu arada. Onu karıştırmayalım. 3E çünkü. Burası da 7 ne dedim arkadaşım. 7N. 7N edersem bu nasıl neymiş toplamı? 56'ymış. E 7 parantezini alalım. K artı M artı N eşittir 56'dan dolayı. O zaman K artı M artı N ne olacak arkadaşım? 8 olacak. Şimdi bak 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 bak. Küçük olanın çevresi kaçtır diyor. E küçük olanın çevre eşittir. 3K artı 3M artı 3 ne? Bana sorulan şey bu. O zaman ne olacak? 3 parantezinde K artı M artı N'nin de ne olduğunu soruyor bana. Ben buranın 8 olduğunu biliyorum. O zaman 3 kere 8 24 diyerek soruyu çok hoş bir şekilde bitirmiş oldum. Geldik bir başka kuralıma ve son kuralıma. O da neymiş? Açı açı kuralı arkadaşım. İki üçgenin karşılıklı ikişer açısı eşitse bu üçgenler benzerdir diyoruz. Açı açı benzerlik kuralı dedik. İki açım eşitse o zaman üçüncü açımı da ben nokta olarak koyar mıyım? Koyarım. Koyduktan sonra benzerlik ne olacak? Yine açılara kaçtı. Bakın A, B, C'yi EF olacak. Bakın BC'yi EF olacak. Diğerlerini göstermeye gerek yok. Demek ki açı açı kuralı aslında açı 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 kuralıymış. Aklımda olsun. Hemen soruya bakalım şimdi. Bu gibi şeylerde de iki üçgen iç içe olsa da bunların ortak bir açısı var mı? Var. Bakın tek çizgi tek nokta çift çizgi yaptım. Tek nokta tek çizgi büyük üçgende çift çizgi yaptım. Bakın kimler benzer? A, B, C üçgeniyle kim benzeri arkadaşım? A açısı çift çizgi büyük üçgende. Küçük üçgende D. B açısı noktalı. Bunda da B. Küçük üçgende de B. Büyük üçgende tek çizgili C açısı. Burada da tek çizgili açımda A olmuş oldu. Bu iki üçgen olduğunu söyledik. Peki bunlara göre yazalım. Bakın şimdi çok dikkat. Çift çizgiye karşı bunun boş, bunun boş. Küçüğünde büyüğünde boş. Tek noktaya karşı. Çift çizgiye bakarsak küçük üçgende ya da büyük üçgen ABC demişiz ya. Büyük üçgende çift çizginin karşısı büyük üçgende çift çizginin karşısı 9 artı 7'den dolayı 16 yazdım. Hatta şöyle gösterelim. Sanki onun gibi olmasın. 16 bölü ne yaptım arkadaşım şimdi? Çok dikkat. Hemen çift çizginin karşısı büyük de 16 çift çizginin karşısı x eşittir devam edeyim. Şimdi büyükle başlamıştım. Büyükle devam edeceğim. Tek çizginin karşısı burada x iken tek çizginin karşısı küçükte 9. Yukarısı büyük üçgenler aşağısı küçük üçgenler. Çarptım. X ile x'i çarparsam x kare. 9 ile 16'yı çarparsam 144. Neyin karesi 144'tü? X'i 12 olarak bulmuş oldum ki bana da zaten soru 12'yi soruyordu. Geldik benzerlik özelliklerine. Burada da anlattığı şey şu arkadaşım. Benzer üçgenlerin karşılıklı kenarlarına ait yükseklikler. Mesela burada BC'yi olan, burada da EF'yi olan üçgenin yüksekliği bu buralara ait, bu kenarlara ait yükseklikler. Aynı zamanda açı ortaylar, aynı zamanda kenar ortaylar da tabii ki de fotokopi makinesi olduğu için onlar da fotokopik küçülecekler dediğim geçtim. Bakın ne var burada? Kenar ortaylar. Ne var burada? Açı ortaylar. Hatta ve hatta çevrelerde yine ne olacak? Bizim benzerlik oranımıza göre olacak arkadaşım. Bunu da söylemiş olalım. Bakın şimdi burada kelebek şekline benzeyen bir şekil var. Kelebek şekline benziyor ama her kelebek bir şekle benzeyen kelebek benzerliği değil. Bakın burada en önemli şey bunların paralelliği. Bunlar paralel olursa Paralellikten dolayı Z kuralından dolayı Bakın bu açım tek çizgisi, bu açım tek çizgi Benzerlikten dolayı paralellikten dolayı Daha doğrusu Burası çift çizgisi, burası çift çizgi Ve bunlar da ters açılar olduğu için Tek noktaları koydum Şimdi dikkatimi bir şey çekiyor Evet kelebek şekli şuralar paralelse Kelebek benzerliği vardır Ve benzerliğin 3 açısı da birbirine eşittir Açı açı benzerliğinden dolayı Şimdi biz patlatacağız olayı yapacağız AB'ye ben 2K dersem e, iki dersem DE'ye 5 diyormuşum ki noktanın karşısı bakın 2 dediğim şey 18 ise o zaman burası da ne olacak? 5 katı 45 olacak. Buranın 45 olduğunu buldum. Bitti mi? Bitmedi. Bu benim benzerlik oranımdır aynı zamanda. 2 bölü 5 benzerlik oranı varsa bakın çift çizginin karşısı büyük aşağıda bu arada 40. Evet 8 katıysa o zaman bu da 8 katı 16 olacak. Neresi 16 olacak? Tek çizginin karşısı 40 ise o zaman bunun karşısı 16 olacak. Bir de bana diyor ki AD 49 diyor. AD 49. E Burası 2'ye 5 oran varsa ben buraya 2K'ya 5K derim. Sonuçta çift çizginin karşıları da 2'ye 5 oranında olacak. Bana 49 dediği için 2K 5K daha etti mi sana 7K? 7K 49 ise her tarafı 7'ye bölersem k eşittir 7 demiş olacağım ve olayı bitireceğim. Bana ABC üçgenin çevresini diyor. 7 demişken buraya da 14 diyeceğim. 7 demişken k'ya buraya da 35 diyeceğim. Bana ABC üçgenin çevresini istiyor. Çevre ABC üçgeni yani şuranın üçgen, üçgenin çevresini soruyor. 16 20 16 14 daha 30 18 daha 48 santimetre dedim ve olayımı bitirmiş oldum. Artık sona yaklaşırken bir kural iki sorum ve bir kural daha doğrusu iki kural yine iki sorum var ve toplamda iki kural dört sorum olacak. Hemen başlayalım. Temel orantı teoremini anlatacağız. Hemen temel orantı teoreminde de olay şu. İki tane bir üçgen içinde paralellik varsa bu paralellikte arkadaşım bakın tek nokta e, evet, tek çift çizgi paralellikten dolayı yöndeş açılardan çift çizgi. E, burası tek çizgi yöndeş açılardan tek çizgi. E, o zaman şuradaki küçük üçgenle büyük üçgen nedir? Benzer. Bakın eş değiller. Niye? Çünkü bununki küçük büyük üçgeninki büyük kenar benzerler. İşte biz de burada benzerlik uygulama diyoruz. Ne diyoruz? Şuradaki kenarımla AD ile buradaki DB DB'yi oranladığında o oranlar burayla buraya da oranlı olacak. Yani karşılıklı oran yapabilirsin. Alt alta üst üste oran yapabilirsin. Bunu unutma. Karşılıklı da yapabilirsin. Alt alta üst üste de yapabilirsin. Temel orantı bana paralel çizgilerin aralarında kalan ve üstlerinde kalanın birbirlerine oranlanabileceğini söylüyor. Ne diyorsun hocam? Şunu diyorum. Bakın. 4'e 5 oran var mı? var. Ya da 4'e x artı 6 dersin. 5'e 2x artı 3 dersin. Ya da 4'ün 5'e oranı dersin. Bu taraftan başladığıma göre x artı 6'nın 2x artı 3'e oranı dersin. İkisinde de içler dışlar yaparsak ne olacak? 4 kere 2x'ten 8x. 4 kere 2x'ten 8x. 4 kere 3'ten 12. 4 kere 3'ten 12. Artık daha da yapmaya gerek yok. 5 kere x 5x 5 kere 6 da 30 oldu. At 5x'i burada tarafa 3x kalsın. At 12'yi o tarafa 18 kalsın. Eksi 12'den dolayı her iki tarafı da 3'e böldüm. x eşittir 6 oldu mu? Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Tam da bana neyi soruyordu arkadaşım? Buradaki 6'yı soruyordu. Yani x'i soruyordu. Ben de bunu bu şekilde yapmış oldum. Bakın çok enteresan bir soru geldi. O da şu. Bu sefer paralellik iki tane. Bir şurada var. Bir de şöyle var. O zaman biz ilk önce şuradan başlayalım. Bakın şurada bir paralelliği gözüm kesiyor mu? Kesiyor. O zaman bire bir varsa burada da k'ya k eşitliği olur. Bakın hangi üçgene bakıyorum? Şöyle kapatayım. Daha net görün. Şurası bu arada 14'müş. Onu da yazalım. Bakın ne var arkadaşım? Şu üçgene bakıyorum. AFB F, B, pardon. A, E, B üçgenine bakıyorum. Baktığımda paralellikten dolayı 3'e 3 ise e K'ya K'dır. Bir de burada bilmem gereken bir mevzu var. O da şu. Bire bir oran olduğunda bire bir oranlar illa burası çift çizgi olmasına gerek yok. Tek çizgi de olabilir. Bakın tek çizgiye tek çizgi. Çift çizgiye çift çizgi varsa biz buraya araya orta taban birebirlik varsa şurada birebirlik biz buraya orta taban diyoruz. O zaman tabanlarım da 1'e 2 orta taban olduğu için 1'e 2 olacak arkadaşım unutma. O zaman ben şu üçgene baktığımda burası 14 ise burası orta taban olduğu için ben buraya 7 derim. Ben buraya 7 derim. Devam ettiğimde artık benim elimde şöyle bir şey çıktı bakın. Benim elimde şöyle bir üçgen var artık. Bakarsak şurada bir paralel var. Bu 8'miş bu arada şu paralel. Burada bir paralel var. Bu Z'ymiş. Şu yukarısı 3 3 6'dan dolayı. 3, 3 3 6'dan dolayı 6. Aşağısı x, yukarısı k, aşağısı k oldu. Şimdi bakın bu sefer de yine paralellikten dolayı ben ne yapıyorum? Çizgimi yine çekiyorum. Bu Tales'i temel orantı teoremini ben paralellikle gösteriyorum. 1'e 1 ise e 1'e 1 olmalı. O zaman x 6'ymış. 1'e 1 olduğuna göre orta tabandan dolayı 8'e ne olacak burası da? 16 olacak. X'i ne buldum? 6. Y'yi ne buldum? 7. Z'yi ne buldum? 16. O zaman toplamları ne olacak? Gördüğün gibi 29 olmuş olacak arkadaşım. Bu soruyu da çok güzel bir şekilde bitirmiş oldum. Gördün mü? Hemen parça parça paralellik gördün mü? Orada temel orantı varsa böyle uzunlamasına paralel çizgileri çek. Yukarısı aşağıya oranlı, yukarısı aşağıya oranlı. Tabii ki de bunlar da karşılıklı oranlı demiş oldum. Thales teoremine geçtim. Demiştim ya iki soru, iki, te, iki tane teoremin var. Şimdi burada da hemen iki tane teoremin var. İki tane sorun var. Onlara bakacağım. Thales teoremi bu sefer üçgen şekli olmasa da yine yukarılar bakın yine aşağılar oranlı. Biraz önceki üçgen gibi. Bakın AB'ye 3K dersem e, BC'ye 5K dersem e, o zaman burası da yine ne olacak? 3M'ye 5M olacak. EF'ye ne diyor bizim için? 20 diyor. O zaman 5M 20 ise bize de DE'yi soruyor. Yani 3M'nin kaç olduğunu soruyor. 3M'de nedir arkadaşım? M'leri gördüğün gibi ne dedik? 4 dedik. O zaman 3M'de 12 dedim ve sorumu bitirmiş oldum. İşte bu kadar. Mevzu bundan ibaret arkadaşım. Başka da bir action yok. Yine üçgen şekli gibi yine taleste böyle çizgileri çekersen ne olacak? Karşılıklı ya da aşağılar yukarılara 3'e 5, 3'e 5 şeklinde olacak dediğim. İki tane teoremim vardı. Teorem, teoremlerim bitti. Yalnız ekstra bir bilgim var. O da şu. Bize birebir vermezse orta taban vermezse bakın küçük üçgenle büyük üçgen oranlıydı ya benzer benzerdi ya o zaman bu kenarla büyük kenar bu kenarla büyük kenar bu kenarla büyük üçgenin kenarı ne olacak oranlı olacak bakın şimdi AD 6 ise DB 8 ise o zaman şöyle yanda göstereyim arkadaşım sana bir daha Bakın burası 6 ise burası 8 ise bize de karşı tarafları sorsa 6k'ya 8k diyeceğiz. Bundan yana bir sıkıntı yok ama bize DE'yi soruyorsa 6'ya ne diyeceğiz oran olarak? BC'yi sorduğu için büyük üçgende 14 diyeceğiz. Bakın karşılıklı olmalarında hiçbir sıkıntı yok. Ama tabanlarda sıkıntı var. Küçüğe büyük demen lazım. Aklında olsun. Bu oran tabii ki de 6'ya 14 değil. En sade hali 3 bölü 7'dir dedim. Bunu da söylemiş olduk. Bundan sonra işte son soruma geçtim artık. Ve süper bir soruyla olayı 40 dakika civarında eşlik benzerliği yaparak kilit sorularla olayı çözmüş olacağız. İşte burada da güzel bir sorum var. Hemen buradaki soruyu e, paralellikleri söylüyor bana. Şurayı kapatayım bakın. Şurayı kapattığımda paralellikleri söylüyor. Bura bura ve şurada kapattığım yer paralelmiş. O zaman biz burada şöyle bir şey yapalım. 4 katı 12 ise 3'tür. Bunları zaten bize kendi vermiş. Bakmaya gerek yok. Şu şuna paralel. O zaman ben çizgimi yine çekeyim. Bakın. O zaman küçük üçgende 12'ye 3 18'e nedir hesabı var? Hemen 12'ye küçük üçgende 12 olan büyük üçgende 18 şuraya x diyebilirim. Küçük üçgende tabanım 3 ise büyük üçgende x'tir. Bakın tabana göre yapıyorsam küçüğün kenarı büyüğün kenarı yapacağım. Buradan da yürüyüp gideceğiz. E buraya bakarsın arkadaşım 6 ile sadeleştirsen 2'ye 3 3 kere 3 9 E 2 x eşittir. 9 ise x, eş x dediğim şey 9 bölü 2'dir. Yani 4 buçuktur yazacaktım vazgeçtim. Burayı hallettim. Bakın bir de diğer taraftan bakarsak olaya, diğer taraftan bakarsak yine bir paralellik var. Bu sefer farklı renkle göstereyim. Bakın burası buraya paralel. Biraz önce x demiştim. Şimdi de y diyeyim. Bu sefer 6'ya 3 ise 18'e y. Bakın 6 bölü 18 eşittir küçük üçgenin kenarı, küçük üçgenin tabanı, büyük üçgenin kenarı, büyük üçgenin tabanı olacak. Yukarıya aşağıya 6 ile sadeleştirdim. 3. Y kere 1. Y. 3 kere 3. 9 olmuş oldu. İşte müthiş bir şekilde bu kısmı da bitirdik. Bunu da söylemiş olduk. Bize diyor ki AB yani AB diyerek neden bahsediyor? AB dediği şey X'miş. 9 bölü 2. DC dediğim şeymiş. DC. DC'de Y oluyor. O da 9'muş. O zaman ne olmuş oldu? 9 kere 2 18 topladım. 27 bölü 2'den hatta ve hatta biz bunu böyle bir gösterim yok ama olsun. 13,5 cm diyebiliriz. Gösterim yok derken 27 bölü 2 genellikle matematik olarak bölmeyi gösterirler. Ve bu sorumu da bu şekilde bitirdim. İşte arkadaşım konuyu bitirdik. Neler yaptık? Eşlikte açılar eşit kenarlar da karşılıklı olarak eşit olacaktı. Eşlik teoremlerinde kenar açı kenar açı kenar açı ve de ne vardı arkadaşım orada bütün kenarların eşitliği kenar 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 vardı benzerliği gördük benzerlik teoremlerini yine eşitlikleri aynısı olduğunu gördük temel orantıda ne vardı bizim için temel orantıda bir üçgende paralelliklerden bahsediyordu Taleste de fark etmiyordu da üçgen olması böyle bir şeyde araların birbirine eşitliğinden bahsediyordu. Bunları söylüyordu. Ve eşlik benzerliği de bu şekilde bitirmiş oldum arkadaşım. Başka da benim söyleyeceğim bir şey yok. Çok iyi bir video oldu. Çok iyi bir konu anlatımı oldu. Yaklaşık 45 dakika sürdü ama gerçekten çok öz, çok iyi, çok konsantre bir ders oldu. İşte bu kadar diyelim. Ödevimizi yapmayı unutmayalım. Gösterdiğimiz yerlerde ödevleri yapmadan gelirsek bir sonraki konuda patlarız yardımcı elemanlara geçiyoruz. Bu konu bayram tatiline gelmesi çok iyi oldu. Lütfen okul kitaplarınızda bizim ödev verdiğimiz Tonguç kitabında, Dinamo kitabımızda lütfen bunu bitirin diyorum. Ve sözü uzatmadan işte karşında ödülü soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Like butonunu da kırmayı unutma. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.